bahset. Tabii santralimiz aynı zamanda bir Türkiye'nin ayak izine katkıda bulunmakta. Toplam 40 milyon kilowatt saat enerji üretimi planlamaktayız. Ama şu anki verilerimize göre yıl sonunda Allah'ın izniyle biz 40 milyonu aşacağımızı öngördük. Şu santralimiz 300 dönüm. Arazi. Yürümekte yoruluyorsunuz. Keza böyle de öyle. Elektrik teknikleri istedik. Külliyeden bekliyoruz. Geldiğinde evinden almaya çalışıyoruz. İlana da bu köyde oturacak. Yani enerji ihtiyacımız karşılamak istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi yılda 30 milyon kilowatt saat elektrik tüketiyor. Hastanelerimiz, park bahçemiz, kampüsün içi, sokak aydınlatması, enerjisi bir şey olmaz. Biz dışarıdan enerji almak yerine enerji üretmek için yola çıktık. Kendi enerjimizi üretmek için GES'i kurduk. Biz aslında yola çıktığımızda 20 megawatt tesis kurduk. Bu 20 megawatt tesiste 40 milyon kilowatt saat elektrik üretileceği projeksiyonu yaptık. Bizim ihtiyacımız olan 30 milyon kilowatt saat, yani 10 milyon kilowatt saat daha fazla üretiyoruz. Kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Artanı da enerji piyasasına aktarıyoruz. Enerji durmaz. Birileri kullanır. O birileri parasını öder, üniversiteye aktarılır, üniversitede bu parayı araştırma fonunda kullanır. Evet. Çevreye pozitif etkisi var, karbon ayak izini düşürüyoruz bir kere yani. Aslında var burada, vakit olsa anlatırım, burada da çekebilirsin az ileride. Bu doğal enerji, kimseye zararı yok. Sadece güneşten aldığımız enerjiyi bu sistemle aktarıp elektriğe dönüştürüyoruz. Dolayısıyla çevre kirliliği yok, tam tersine doğal çevreye hizmet ediyor. Söyledi 5 megawattan başlayalım hocam dedi. Tabii ben de inceledik, burada 166 dönüm üniversitemize tahsis edilmiş bir arazi vardı. Gördüğünüz üzere taşlık bir arazi. Yani içerisine bir tane fıstık ağacı dahi dikemeyeceğiniz bir araziydi. Yan tarafını incelediysek 130 dönüm de orada vardı. 130 dönümü birlikte milli emlaktan aldığımızda efendim yaklaşık olarak 20 megawatt santralı kurma kabiliyetimiz oluyordu. Bir de ayrıca üniversitemizin tüm birimlerinin tüketmiş olduğu elektrik enerjisi 30 milyon kilowatt saat idi. Bu amacımız şuydu bizim arkadaşlar. Üniversitemizin kullanmış olduğu tüm elektriği karşılayabilecek bir santral kapasitesi olması gerekiyordu. Buna yoğunlaştık. Dolayısıyla 300 dönüm bunu kurtarıyor idi. Hali hazırda 130 dönümü de, tabii 130 dönümün içerisinde 5 dönüm mera çıktı. Bu merayı tekrar bizim arkadaşlar haritacılar çıkarttılar ve yaklaşık olarak 300 dönümlük araziyi biz güneş enerjisi santrali kurmak amaçlı tahsis olarak aldık. Mart 2022 idi. Mart 2022'de biz çağrı mektubunu almak üzere başladık. 2022-21 Eylül'ünde ise çağrı mektubunu aldık. Çağrı mektubu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Güneş enerjisi santrali kurabilirsiniz anlamına geliyordu. Arazi. Yürümekte yoruluyorsunuz. Keza böyle de öyle. Arkadaşlar 44 bin panel var burada. Şimdi döneceğiz. Daha rahat.